Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dünyanın her kaysi caylarıdaki aziz mümin Müslüman karındaşlar. Bugün Suretu Şems'in 9. 10. ayetinde toktulumuz. Ve müşe hakta izdinimiz. Allah subhanahu ve ta'ala bu ayette قَدْ اَبْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا nefsini, ruhunu paklıgan kişi çokum nicat tapıdı, kutuludu, galbi kılıdı, murat maksatları giydi. Nefsige köngül bilmestin, yani ruhunu köngül bilmestin, onun perva kınmastın, onu taşıvatkan kişi o muradığa maksadı yetenmeydi o de. Allah Teala bu yerde nefsini paklaştığını ibaret bu işin nicat tepiş, kutuluş bir vasıta bulunduğunu Allah bize haber verdi buradan. Şunu için biz bugün dersimizde ruhunu paklaş degen bu hakta sözlemekçi. Nimişka? Çünkü insan iki nesidin terkip tepeğilek. Birinci maddedin yani onun ten kuruluşu. İkinci ruhdin yani onun ruhu. Manı bu iki nesidin terkip tepkan insanın bu ikili terapiye ölçemlik şekilde ehmiyet birişi, köngül bülüşü ve onu her türlü kisellerden kovdap, kisellerden asırap, saklap kelişi bu insanın ki dünyada ve ahirette muvaffakiyetlik, neticilik, gelbilik halette yaşışının ve Allah'ın razılığı ilişkinin yolu ezberadır. Dünyada nurgun insanlar şu özünün, nefsinin keynine kirip gitip ya ki nefsine erişip gitip nurgun balalığı kalan cemiyeti insanlık kadir kıymetini yoktu etken ehvallarını biz uçurtup durumuz. Şunu bu nefsini paklaş, ruhunu paklaş Allah subhanahu ve ta'ala nicatlık ve kutuluşun yolu hikayelikini keskin kılıp bayan kıldı. Yani Allah subhanahu ve ta'ala bu nefsini paklaştığının ki muhimliğini bülüp bunu peygamberinin bir vezipsi süpürde de Allah Teala bize bayan verdi. Mesela Sürü Bekar'ın 129. ayeti de كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Biz ilgirki milletlerde olanı doğru yolga başlaş için, hakikatki çakırış için, peygamber evetkinimizdek silahının içinladı mı? Silahdın, silahının silahınladı sözleydiğen, silahının milletinladın boğan, silahını yakşı çünüdüğen, silahılan hakiki ağırlaşkan bunda peygamberini bizden ayetlerimizde silahı okup belgeli evettik dedi Allah Teala. Demek Allah subhanahu ve teala bu ayet arkalık insaniyetini hiç kaçan bir toğur yolunu köksüp bırakan kişinin ayırıp kalkanamaz. Hakikatke çağırdığın kişinin ayırıp kalkanamaz. Hatadın hakkını bayan kıpırdığın kişinin ayırıp kalkanamaz. Dünya bunda bir bütün karanguluşup gidiyorlar, küpürleşip gidiyorlar, zulüm kutuşup insanlar Allah subhanahu ve teala'nın bu hakikat yolundan mehrum kalıdığın bir iş yok ez buradan. O peygamberin ikinci vazifesi ve yuzekkikum. Yani bizim dersimizde bu münasebetlik o silahını paklaydı dedi Allah Teala.
nimeden patlaydı? Bunu biz kindeyimiz. Ve yuallimukumul kitabı vel hikme. Sizlere kitabını, hikmetini öğütüdü. Dep Allah bu yerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın vazifelerinin birisi mi? İnsanlığını paklaş. Ruhunu paklaş. Kalbini paklaş. İkerlekini Allah Teala bayan kıpverdi. Yine Allah subhanahu ve teala kıyamet günü kutuludugan, devzeh azabının kutuludugan, iğir hesapladın kutuludugan kişilerinin ki süptini bayan kılıp يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Yani benim aldığım hikayeye vaktinizde sizin tapkan dünyalarınız, mal devletleriniz ve balı vakılarınız, cemiyetteki sizin kendinizin yügen ergeç güçleriniz, kollu güçleriniz, sizge vay davatkan bu toplum hiç kas eskatmaydı o. Fakat sağlam kalp eskıtıdı deyip Allah subhanahu ve teala bana bu yerde bir sağlam kalbini bayan kıpladınız burada. Bu ayetten biz şunu kürü olalımız ki insanın kalbi, insanın nefsi, huddi insanın ki cismi, kisel boğunu da okşuğun, her türlü kiselle yolukkunu da okşuğun, ama insanın ki nimisi mi, kalbi mi, kisel buluduk Allah'ını Allah bayan kıpladı. Hem de bu tezkiyetun nefs delmuşu kalbini sakaytıdıkan, kalbini davalaydıkan bir yolun birisi. Ez braderler, her bir devrede şu devrige layık kisel payda buludu. Kalplerini buzuduğun, kisel kılıduğun, öltürüdüğün kisel payda buludu. Her bir devrinin bir alahidi kiseli var. Hem de bana bu biz yaşıvatkan bugünkü dünyanın ki, bugünkü devrinin mi insanların kalplerini öltürüdüğün kiselleri var. Bu kisellerinin biri, en birincisi ne mi? Dünyanı yakışık görüş. İslam dünya tepişini, dünyaya erişini, mal dünyaya işleşini nâit kızık duğan din. Hatta bunu periz emellerde karaklık. İslam bu dünyanın tepindeydi. Ama bu yerdeki mesele dünyanı yakış görüp, dost tutup, şu dünya için özenini esir kılıp atmalıydı buralarda. Dünyaya erişiş yolu da, ne izzetin, ne hürmetin, ne insanlıkın hem nesini birvetmedeydi. Bana bu bugünkü dünyadaki kişisel dünyanı yakış görüş. Ölümünü yaman görüş. Ölümdün kokuduğun, ölümdün kaçıduğun. Hem de ameliyette ölüm kokunuşluk bozu mu? İnsan özünün akidesi yolu da, özünün hürlük yolu da, izzeti yolu da, bir uluğ bir mukaddesat yolu da ya ki bir men erkek deyip özününki erkeklikini ispatlaydıgan o yerli de bu ülüş şarap bu. Mahtılıdıgan iş bu. Hatta harp olup durup başkalarının numusuna numusuna kap durup başkalarının aldığı numusuna kap durup yaşıgandın izzet bilen, hürlük bilen ölümünü tallaş bu. Burundun zamandan başlap erkeklerinin şundakla hakiki bir vücudu da ruculiyet bakşilerinin ki yolu bu. Bana bu kiseller bugünkü dünyada tarkılı vatıdız braderler. Şunun için İslam ümmeti ve umumeten insanla özünün mukaddesatlarından ayrılıp kasımı mesela topraklardan ayrılıp kaldı, vetellerden ayrılıp kaldı. Ve ula kogdaşkı tigişlik boğan namuslardan ayrılıp kaldı. Yani namusları depsende kılındı. Ya özünün kan teri bedeligi işleyen mal dünyalarını başkala tacavuzluk yolu olan, zulüm yolu olan, her kıl yolla olan elevaldi mesela. Onu insanın better muamele olan muamele kıldı. Ama o yeni şunda bozumu. Öl günümden
Yaşığınım yaxşı ekan deb ölümdən qorxudğan, ölümdən qaçıdğan mana bu halatlar davamlış arqılıq bu xarlıq boldu. Mal dünyanın köplüki bilen fəxrlənidğan mənim milyon mal mal dünyalarım boldu deb onun bilen fəxrlənidğan sağan quruluşlu bilen fəxrlənidğan bu ahvallar, bu kisallar umumiyyətən müsəlmanlarda, insanlarda tarqaldı. Gəflət yani o nimi üçün yaratıldı, nimi işki yaşaydı o dünyada, nimini kogdaydı, nimi amanetini üstüge ağan, bunun vazifesi nime, bunun bir habersiz yaşaydıgan, nadallık, birbirine çidimaydıgan, haset horluk, şu neticede çeçilidigan, bölünüdigan, ve bunun başka dindin yeniş, yani bugünkü en mühim mesele dindin yeniş meselesi burada. Müslümanların cemiyeti de Müslümanların arası da dindin yanıdığan, dindin vazgeçidığan ya dini bilen perva kınmaydığan o özünün mukaddesatları, uluğ İslam dini kançelik yok kılınsa, vücum uçursa, ya ki başkalar onu vücum nişanı kılsa onun olan karı bulmaydığan. Her adam özününki könlünün keynigi erişidığan şehvetlerigi erişidığan o bazı da kosukunun şehvetleri deyimiz, bazı da başka şehvetler. Muşunun erişidiğinden ibaret nurgun kiseller bugünkü devrede ortaya çıktı. Yalınaşlaşış mesela. Birbirine rehim kınmaslık, küyünmeslik, menfaatperestlik, hem işte menfaatke bağlap kıladığan mana bu işler bugünkü devredeki en terakki kılavatkan bir dünyanın terakki kılavatkan devrinin neticesi de oturuğu çıkan bu kiseller oldu burada. Hem de bu işler yani bu kişi kiseller kanda kıladığı ise insanın kalbini ültürüdü bu. Kalplerini acizlaştırıyordu. İnsanın iradesi acizlaydı, akidesi sosluşuydu, izzet yolu da, hürlük yolu da, özünün hayatını ataş, bekışlaş ve şu yolda ülüştün, şerep bülüştün ibaret bana bu nesile tügeydi. Bana bu arkalık insanın emel ve iş hareketlerini buzulu dedi buralarda. Bu buzulgan vakitte anın denken bütün cemiyetinin ya cemaatinin ya ki bütün bir insanlığa toplumunun ki bağın sıra oranı, içtimai oranı olsun, siyasi oranı olsun, iktisadi oranı olsun, hemisi kendine çekinişe başlaydı. Yok buluşa başlaydı. Başkalarının halı kança oyun oynayışa onun üstünde oyun oynayışa sebepçi buludu bu işler. Şuna bu yerde nefsini yani ruhunu paklaş, her kıl rezil işlerden paklaş, şek ve şüphelerinin keynine geliştiğini paklaş, her devrede patlap çıkan, etilip çıkan sağlam akide, doğru yol, insani kadri kıymet, insani faziletke karşı çıkan barca bunda kesellerini vaktida tazılaş, vaktida paklaş, vaktida bu meseleni sakaytış. Bu Allahu Subhanahu ve Teala'nın nicatlık yolu edeb degen haberinin ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlik vazifesinin ve ta kıyamet günü güçlük boğan, onun varislik boğan her bir ulemanın bir vazifesi burada. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadiste muşu kalbininki sağlamlığı, kalbininki paklığının muhimliğini bayan kılıp ne mi deydi? İnne fil cesedi lemudga. İza saluhat saluhal cesedu kullu. Ve iza fasadat fasadal cesedu kullu. Ela vahiyyal kalb. İnsanın vücudu da bir çişlem göç var. Eğer o göç tüzülse, yakşılansa, o göç sağlam olsa, bütün beden, yani onunki tili, dili, bütün 360 azabakin insanın vücudu da mepsel. Muşunun hemisini mi kılıyordu? Yakşılanıyordu dedi. Eğer kalp yakşılansa, yakşılanıyordu. Yani o doğru sözleydi, doğru işini kılıyordu, doğru yolda bağlıyordu, doğru fikir kılıyordu, doğru emel bilen şugullanıyordu, yakşı işler bilen şugullanıyordu.
Eğer muş kalp buzuludu iken, bütün bedelle demek kılıdı, buzuludu. Cesetinin hemmesi buzuludu. Ve bulup Resulullah, elâ vahiyel kalp. Onu bununla dikkat kılınlar ki bu kalp dedi. Demek kalp insanın bedenidi ki, insanın bedenidi ki, asaslık bir azaz burada. Yani merkezi bir aza. Ya ki padişah boğan aza. Bu buzuluduken bütün beden hemmesi buzuludu. Yani insanın şarkıtı, insanın dünyadaki yaşışı hemmesi buzuludu. Şunun için insanın kalbi, insanın nefsi, insanın emilige, hareketige, hayatıga bir vasıta tesir gösterkenlik için, bir cemiyetin hayatıga tesir gösterkenlik için, devletin hayatıga tesir gösterkenlik için, umumi kişilerin bekhı saadetlik buluşuga tesir gösterkenlik için, bu kalbinin pak buluşu, kalbinin pakize buluşu, bu en muhim amel burada. Şuna bir milletin ahvalını oğuşaş, onun siyasi terapidin bolsun, iktisadi terapidin bolsun, ictimai terapidin bolsun, her kanda terapidin bolsun, bunu oğuşaş, bunu ıslah kılış, del şu insanın vücududaki muhim azabı olan, yani kalp ve nefsini oğuşaşka karışlar. Biz aldı bilen özümüzden kalbini oğuşaş lazım. Özümüzden nefsimizde oğuşaş lazım buradayla. Yani bugün İslam ümmetinin bir kısmısı boğan Uygur Müslümanları ve Uygur cemiyeti o ümmetten kalpleri de kişisel iğir buluvatınız buradayla. Manı bu kişisellerinin neticesi de bir yerge kilenmeydiğen, birinin gepini birisi itiraf kıp kubul kımaydiğen, umumi birlikte hareket kılanmaydiğen, şunca iğir musibet, şunca iğir dertte turup mu, yanıla özünün şahsiyetidin, özünün menmençelikidin, özünün menfaat perestikidin, her kişi çıkamaydiğen, özümüzdeki bir ziyan yetkili kopsa, bir musibet kagili kopsa, bütün imkaniyetimiz bilen şu ziyandan saklanmakçı, şu musibetten kurtulmakçı ve beşimizde kilidigan her kanda heterinin aldığını almakçı ya menfaatin birisi köz aldığımızı kese, biz o menfaatini kolumuzu eleştirin vasıt alamaydıgan, hiç nesini karamaydıgan, bunu mu şundak bir halette buluvatımız. Ama umumi Müslümanların, umumi cemiyetinin, umumi bir biz yaşavatkan muşu içtima cemiyetinin ki ehvalığı kege vakte hemimiz naydı aciz. Şu kılalısak kakşayımız, kılalısak azrak şu hakta gep koyumuz, işinin beyni palanı kıgan bolsa, fukini kıgan bolsa da başkalarına atıp koyumuz, başkalarının üstüne şu işini yüklep koyumuz, anındakini yeni biz özümüzün işi bilenlenmemiziz burada. Bu her bir kişi manımışındak bir bugünkü gündek musibet, bugünkü gündek iğir azap ve yokuluş girdabı kepkaga vakta her bir insanın memmuşu cemiyetinin bir perdi, muşu cemaatinin içindeki bir şahıs, memmuşu ümmetten ibaret bütün bir gevdinin içindeki bir eza, hudi bir bedeninin ezası boğan okşıgan, bunun yokuluşu minin yok buluşum dep, bunun menfaatini, bunun yakşılınışını, özünün menfaati ve özünün ki şahsiyetinin aldığı koyalış meselesi çokunmuş o kalibinin ki pak ve pak boğmalıkı münasebeli kez burada. Şunu biz bu kalibinin ki nefsini paklaş, aldı bilen cemiyetini paklaş, cemaatini paklaş, ve biz yaşavatkan muşu toplumunu paklap yakşılaş tin ibaret hareketinin birinci kademi ve en aldığın kademi bu. Şuna Allahu Subhanahu ve Teala bu meselini peygamberlerinin vazifesi kılgan. Peygamberlerinin vazifesi kılgan.
muttaqillarning maqsadi qilgan. Chunki har qanday muttaqi o'zini ashunaq hasaddan, g'ayvatdan, gunoh ma'siyatdan va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmaydigan har qanday ishdan pok tutishni o'ylaydi. Shuni niyat qiladi. Va mana shu nafsni poklash nijotlikning yoki halok bo'lishning birinchi qadami, birodarlar. Biz bugun o'zimizningki badani kasallab qolib qolsa, necha million pulini xajlab doktorxonalarga opiramiz. Eng usta doktorlarni izlaymiz va eng yaxshi dorilarni yeymiz va uning shundoq ahamiyat berimiz. Ammo nafsimiz, ya'ni qalbimiz kasal bo'ldimi, bo'lmadimi? Buning qalbimiz o'ldimi, o'lmadimi? Qalbimizda shaxsiyatchilik, qalbimizda hasadxo'rlik, manfaat parastlik, huquq parastlik, yana nurg'ulgan ishlar bor. Mushundoq ishlar bizning vujudimizni shakllandimi, shakllanmadimi deydigan bu ishlarni biz o'ylanmayapmiz, aziz birodarlar. Endi qalbningki bu kasalligi nada oshkor bo'ladi, amaliy ish harakatimizda oshkor bo'ladi. Shuning uchun biz qalbni qanday qilib paklaymiz, nima bilan paklaymiz va mushu paklangan qalb bilan jamiyat isloh qilinadi ekan, jamoat isloh qilinadi ekan, eng oxirida Alloh subhanahu va taoloning nusrati, rahmati tushadi ekan va ummatga, va millatga degan haqda biz bir turlik darsni, ya'ni mushuni davomlashtirib darsni biz boramiz. Ya'ni bu qalbni poklashningki vositalari va uning mohiyati va uningki natijasi, ya'ni insonningki sharikda ko'rsatgan ta'siri, Alloh bilan bo'lgan munosabatdagi ta'siri va atrofdagi kishilar bilan bo'lgan munosabatdagi ta'siri va o'zini Alloh subhanahu va taolaningki buyrug'i bilan kontrol qilib minishdagi ta'siri degan mushu haqlarda inshaalloh biz darsimizni davomlashtirib boramiz. Ya'ni qanday qilgan chaqda bu qalbni pokligini bo'ladi? Poklangan qalblarning qanday ishlar vujudga chiqadi? U poklangan qalb qanday yashaydi? Ya'ni Alloh bilan bo'lgan munosabatida qanday bo'ladi? Kishilar bilan bo'lgan munosabatida qanday bo'ladi? Din islom bilan bo'lgan munosabatida qanday bo'ladi degan mana mushu haqlarda inshaalloh biz darsimizni tafsili davomlashtirib boramiz aziz musulmonlar. Mana bugungi masalaning muhim nuqtasi mana mushu. Shuni biz qalbimizni poklashga, qalbimizni saqaytishga bek ahamiyat beraylik. Chunki bugun butun insonlar o'zining jismini, badanini yaxshi kutuvliqliq, ya'ni uni yaxshi sog'lom bir shaklda atmingiqliq. Uniga qattiq ahamiyat berdi. Vaqti-vaqtida tekshirib turdi, vaqti-vaqtida ahamiyat berib turdi. Shunchalik kasal bo'lib qolguncha davolab turdi, dorining yaxshisini yeb turdi. Ammo men nafsi masalasiga kelgan vaqtda hammaylan buni tashvatdiq. Buningga parvo qilmaqliq. Qo'yib etiqliq. Nefsimizning keniga erishib ketiglik. Alloh subhanahu va taolo va qad xabi man dasaha dedi. Bu inson o'zining nafsini parvish qilish bilan va uni kontrol qilish bilan shahvatlarning keniga kirib ketishdan quvdashlik bilan agar u nafsini nima qilmasa, saqlamasa u murodiga yetmaydi deb Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Ulug' Alloh subhanahu va taolo bizni oldi bilan nafsimizni pok, uningga erishib amalimizni sog'lom bo'lishga Alloh nasib qilsin. Va oxirida alhamdulillahi robbil alamin.